Dua, rahmet kapılarını açan bir anahtardır. Anlamındaki hadis, dua eden kimsenin Allah'ın merhametine mazhar olacağını ifade etmektedir. İnsan içinden gelerek, Rabbim, Allah'ım, nimetlerini ihsan eyle, affeyle, yardım eyle, musibetlerden koru ve benzeri dilek ve isteklerini Allah'a arz ettiği zaman, Allah-u Teala rahmet kapılarını kuluna açar. Dua, sıkıntıların giderilmesinde ve maksatlara ulaşmada en kuvvetli sebeptir. Fakat bazen duanın eseri ve tesiri görülmez. Bunun bazı sebepleri vardır ki şöyledir. Duanın kendisinde kabul olmasını engelleyecek bir zafiyet vardır. Allah-u Teala'nın kabul etmeyeceği, içinde zulüm ve düşmanlık bulunan bir dua gibi. Duanın kabul edilmemesine neden olan bir mani vardır. Dua edenin haram yemiş olması, zulmetmesi, günah kirlerinin kalbi karartması, gaflet halinde olması, boş arzular peşinde olma gibi nedenler duanın kabul edilmesine mani teşkil eder. Dua edenin kalbi zayıftır. Dua ederken tam anlamıyla Allah-u Teala'ya yönelmemiş, dua ederken kalbini toparlamamıştır. Dua müminin silahıdır, dinin direğidir, göklerin ve yerin nurudur. Anlamındaki hadis, duanın mümini bir takım sıkıntı, kaza ve belalardan koruyacağını ifade etmektedir. Buradaki silah izafi anlamdadır. İnsan silah ile düşman saldırılarına karşı kendini korur. Hadiste dua da silaha benzetilmiştir. Çünkü insan dua ederek Allah'tan kendisini görünür görünmez kazalardan, belalardan ve afetlerden korunmasını ister. Eğer şartlarına uygun ve ihlas ile dua edilebilirse Allah-u Teala onu korur. Böylece dua müminin manevi silahı olur. Dua etmemizi emreden Yüce Rabbimizin Kur'an'ın ilk suresinde bize nasıl dua edeceğimizi bildirmesi duanın önemini ortaya koymaktadır. Bizi sırat-ı müstakime, doğru yola ilet. Fatiha suresi. İnsanın hayatındaki en değerli an Yüce Allah'a yöneldiği ve onunla baş başa kaldığı zaman dilimidir. Allah ile baş başa kalmanın en güzel vasıtası ise duadır. Dua eden insan bütün varlığı ile Allah'a yönelir ve ondan istek ve dilekte bulunur. Rabbiniz buyurdu ki, kullarım sana benden sorarlarsa şöyle söyle, ben onlara yakınım. Dua eden bana dua ettiği zaman onun duasına icabet ederim. O halde onlar da bana dua etsinler, bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dua ibadettir. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Muhakkak Rabbiniz tebareke ve teala haydır, kerimdir. Ona karşı ellerini açarak kaldırdığın zaman boş çevirmekten kulundan haya eder. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Müslüman içinde günah olmayan bir dua ettiğinde sıla-i rahmi kesmedikçe Allah-u Teala o kuluna duası sebebiyle şu üç şeyden birini verir. Ya istediğini hemen verir, ya ahiret gününde vermek üzere biriktirir. Ya benzer bir günahına karşılık sayar. Yanındakiler dediler ki, o zaman çok çok dua edelim buyurdular ki, Allah da çok çok kabul eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa, ona da dünyadan bir şeyler veririz.
fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatır. Resulullah aleyhisselamı görmüştüm. Bir hasırın üzerinde uzanmış ve hasırın telleri yan tarafında izler çıkarmıştı. Ya Resulallah, Allah-u Teala'ya dua etseniz de size dünyalığınızı biraz genişletse. Faris Kisraları, Rum hükümdarları dünyalık olarak çok genişler. Bununla birlikte onlar Allah-u Teala'ya ibadet de etmiyorlar, dedi. Resulullah aleyhisselam, ey Hattab oğlu Ömer, o gibi güzellikler bizim için ahirete saklandı. Onlar ise ahirette ebedi azaba daha fazlasıyla duçar olmaları için dünyadayken alel acele nimetleri verilenlerdir. Bir başka rivayette ise Resulullah aleyhisselam Hazreti Ömer'e, ey Ömer, dünya onların, ahiret ise bizim olmasını istemez misin? Dediği zikredilmiştir. Amir bin Şuayb'ın rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhisselam buyurmuştur ki, iki haslet vardır ki bu ikisi her kimde bulunursa Allah-u Teala onu sabreden ve şükreden kullarından yazar. Dini işlerinde kendinden üstün olanlara bakan ve ona uyan kimse. Dünyalık işlerinde kendisinden düşük olanlara bakıp Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ettiklerine hamd eden kimse. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri, başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var. Kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an şöyle diyor. Bir gün Resulullah aleyhisselam ile beraberdik. Bir vadiye vardığımızda tekbir ve tehlil getirirdik. Seslerimiz fazla yükseldi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, ey insanlar, kendinize gelin ve kendinize acıyın. Sizler sağır veya burada olmayan birine yalvarmıyorsunuz. Şüphesiz ki sizler her şeyi işiten ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Bu hususta Hasan-ı Basri demiştir ki, önceleri kişi Kur'an'ın tümünü kalbinde toplayıp ezberliyor, komşusu bunu hissetmiyordu. Yine kişi çokça fıkıh bilgisi elde ediyor, insanlar onu hissetmiyorlardı. Yine kişi yanında ziyaretçiler bulunduğu halde evinde uzun uzun namaz kılıyor fakat misafirler bunu hissetmiyorlardı. Biz öyle insanlara kavuştuk ki onların yeryüzünde gizli olarak yapabilecekleri bir ameli açıkça yaptıkları asla görülmezdi. Müslümanlar kendilerini telef edercesine dua ederler fakat sesleri duyulmazdı. Sadece bir fısıltı duyulurdu. Çünkü Allah-u Teala Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin buyurmuştur.